hakları bir başlık olarak kabul edilmiş. İnsan hakları çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor. Mazlumda 30 yıllık insan hakları devlet olarak bu alanda ciddi bir ihtiyaç karşıladı ve bu alanda çalışmalar yürütüyor. Temel haklar bağlamında özellikle yaşam hakkı, mülkiyet hakkı gibi haklar bağlamında bir tartışma gördüğüm kadarıyla artık kalmamış durumda ve geniş bir konsensüs var bu alanda. Bu bağlamda dediğim gibi bu teorik tartışmalara girmeyeceğim ama her fırsatta dile getirdiğimiz adil yargılanma hakkı aslında. İşte bağımsız ve tarafsız mahkemeler talebi, adil yargılanma hakkı talebi, masumiyet karinesine riayet. Onun için bu bilincin biraz bu alana yoğunlaşması gerektiğini düşündüğüm için örnekler biraz onun üzerinden olacak. Mazlumların da insan hakları dili temelde adil şahitlik üzerine kurulu, kendisini bu şekilde ifade etmiş bir kurum mazlumlar. Bunu biz İslami referanslarla da işte modern referanslarla da çok rahat temellendirebiliriz. Yani Rabbimiz bize her şeyden önce adil şahitler olmamızı emrediyor. Hakkı ayakta tutan adil şahitler olmuyor. İşte o sana göre adalet, bana göre adalet, işte benden olana hak, benden olmayana zulüm gibi bir çerçeve zaten kabul edilemez aslında. Ama maalesef bununla ilgili her dönemde, sadece bununla ilgili her dönemde ve her çevrede bir takım problemlere şahitlik ediyoruz. X kişi terörist. Bir dakika, yani bu bir defa kesin eminlik gerektiriyor. Hele ki bu tür suç içeren konularsa bir defa bir yargılama gerektiriyor, adil bir yargılama gerektiriyor. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yapılacak üstelik adil bir yargılama gerektiriyor. Suçun kesinleşmesi gerekiyor. Ondan sonra artık bu bir kesinlik oluşabilir. Toplumsal bir vakaysa ne olacak peki? Bu durumda da işte mazlumların bugüne kadar koyduğu pratik, raporlama dediğimiz, gözlemlediğimiz yöntemlerle alana inmek, muhataplarla görüşmek ve meselenin fotoğrafını çekmek. Yani siz işte bir alana gittiğinizde fotoğraf çekebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraf hakikaten doğru da olabilir ama bu da yetmez her zaman. Fotoğraf aynı zamanda bütüncül çekmek zorundasınız. Çok bambaşka unsurları da görebiliyorsunuz. Sorunun temeline inme imkanınız da oluyor. Mazlum derin kurumsal olarak her yıl düzenlediği İnsan Hakları Okulu'nun bu seneki 2023 Mazlumlar Ankara Şubesi İnsan Hakları Okulu'nun ilk günü bugün ve ilk dersi yaptık ve devam ediyoruz. 6 hafta sürecek. Cumartesileri yapıyoruz ve katılımcılara da sertifikasını vereceğiz. Konusunda uzman arkadaşlarımız, akademisyenler ve insan hakları savunucularının katkılarıyla düzenliyoruz bu İnsan Hakları Okulu'nu. Bu sene okulların kapalı olması sebebiyle de hem burada salonumuzda, kendi salonumuzda katılımlarla yapıyoruz hem de Zoom'la da katılmak isteyenlerin katılmasını sağlıyoruz. Biraz daha serbest bir okul açmış olduk bu yıl. 6 hafta sürecek, cumartesiler olacak. İnsan hakları kültürünün gelişmesi, farkındalık oluşturmak ve bu alanda insanların yetişmesini sağlamak. Herkese açık, yani gerçi genel hukukçular bize rağbet gösteriyor ama olmayan arkadaşlarımıza da açık bizim okul. Yani toplumda insan hakları bilincinin gelişmesi ve insan haklarının hakim olduğu bir toplum inşa amacıyla her yıl bütün şubelerimizin kurumsal olarak yaptığı bir etkinlik bu okul.